Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ekibimiz adına çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, bizi onurlandırdınız. Aynı olur. Bizlere ait gerçekten sizleri ziyaret etmek büyük bir keyifti bizler için. Ben röportajıma öncelikle Yunus Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Çok sağ olun. Yunus Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? 2013 yılı Öz Yuvam İnşaat olarak işe başladık. Şu anda da yürüttüğümüz, şu ana kadar 500 daire teslim ettik. 210 daire de 2018 yılı içerisinde teslim edeceğiz inşallah. Evet, ama tabii Yunus Bey'in inşaat sektöründe ciddi bir geçmişi var. Tabii ki. Öncelikle ustalık ve taşeronluk işlerinde çok başarılı işler başardık, yaptık. Çekirdekten yetişme ustayız. Hani çıraklık deriz ya, tabii, onu yutmuşsun. Tabii ki, tabii ki. Evet. Zaten inşaat sektörü dedin mi, yani işin uzmanı biziz. Bölgede teksiniz aslında bu konuda ya, ve ciddi yatırımlarınız da var. Tabii ki, tabii ki. Evet. Elimizden geleni üyelerimize yansıtıyoruz, yani gereken neyse yapıyor. Evet, biraz önce şundan bahsettiniz. 2013 yılından beri 500 tane bir daire teslim ettiniz, evet, burada yapsat şeklinde. Hı-hı. Bu çok ciddi bir başarı bir kere. Evet. Ben bu konuda sizleri tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Azminizden dolayı, bölgeye vermiş olduğunuz değerlerden dolayı. Peki Öz Yuvam İnşaat neler yapar burada? Bir anlatabilir miyiz? Öz Yuvam İnşaat burada inşaat sektöründe belli bir şey var zaten. Aynı zamanda PVC atölyemiz var, elemanlarımız var, sigortalı çalışanlarımız var daimi. Evet, ilk önce inşaatı alalım isterseniz, hı-hı, sizden, daha sonra da PVC bölümüne geçeceğim. Evet. Neler yapıyoruz inşaatta? İnşaatta dairelerimizin en ince işinden tut, en son işine kadar müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Yapsat zaten yapıyoruz. 2+1, 3+1 sanırım. 3+1, aynı şekilde projelerimiz şu anda da devam ediyor. Evet. Şu anda da yürütmekte olduğumuz bir tane site, bir tane de iki tane de 2+1, iki tane de 3+1 devam etmekte. İnşaatları devam ediyor. Evet. Ve bitirmek için elimizden gelen gayreti ve bu sektörde elimizden geldiği şekilde bu kriz döneminde çıkmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Evet, sitenin içerisindeki özellikler, oyun parkları falan da var sanırım. Evet. Yani ciddi bir, evet, açıklık giderilmiş, evet, bölgede. Oyun alanı, basketbol sahası, otoparkı, kamelya, süs havuzu gibi şeyler mevcut sitemizin içerisinde. Evet, ki otoparkı çok iyi düşünmüşsünüz, evet, çünkü bir, evet, sorun haline gelmiş. Aynen. Besni'mizin içerisinde otopark çok ciddi bir sorun. Araba şeyinden dolayı çok sıkıntı çekiyor çocuklarımız. Yani üyelerimiz elimizden geldiği kadar bu tür şeylerde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Evet, ama tüketici olarak biz bazen çok bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyoruz. Şunu öğrenmek istiyorum sizden. Biz ev alırken, arsa alırken ya da yatırım yaparken aslında nelere dikkat etmeliyiz sizce? Hani bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Çünkü siz bu zamana kadar ciddi projeler, evet, bitirmişsiniz. Kalite. Birincisi kalite. Yani malzemenin, bunu bilmek birinci, gerekiyor. Tabii, evet, ki bir malzemenin birinci sınıf, birinci kalite olması. Bunun mobilyasından tut, bunun boyasından tut, bunun fayansından tut, her şeyin musluğundan tut. Gerekenleri yani birinci sınıf kullanmak gerekiyor. İnşaatın en büyük sektörü de malzemenin kaliteli olması. Çünkü o insanlar... TS belgeli olması lazım. Ki yani o evin içerisinde insanlar yaşayacak, aileleriyle beraber. Aynen. Çocukları, kendin da nasıl kendine yapmak istiyorsan karşı insanları, karşıdaki gördüğün insanları da bu şekilde görmek lazım. Evet. Yani sen oturduğun lükse o insan da lüks bir hayat yaşaması lazım. Rahat etmesi lazım. Oturduğu evde rahat etmesi lazım. Yani siz empati kuruyorsunuz aslında. Eyvallah. Yani siz ne isterdiniz? Biz, yani kendinizin oturmadığınızı insanlara sunuyorsunuz tabii aslında. Tabii ki. Yani bu önemli bir detay. Önemli. Biz onu özellikle biz zaten her projemizde onu yapmak istiyoruz. Yani projeyi çizmekten tut, mimarımız mesela proje çiziyor. Biz gidiyoruz karşısına oturuyoruz. Diyoruz ki burayı böyle yap, burayı böyle yap, burayı böyle çiz. Buradan merdiveni çek, buradan asansörü koy. Bu şekilde balkonunu büyük yap. Çünkü insanlarımız büyük balkon istiyor. Değil mi? Böyle ferahlamak, aynen, istiyor. Ferahlamak. Oturup bir çay içmek istiyor. Evet. Ondan dolayı da biz elimizden ne geliyorsa ve bizim şu ana kadar projelerimiz, biz insanlarımıza en güzel şey sunuyoruz. Onlar da bize güveniyor. Bizim bugüne kadar da üyelerine,
dostlarımızdan hiçbir sıkıntımız da olmadı. Ne kadar güzel. Aslında bunun temeline inersek dürüstlük var. Evet. Temelinde tabii ki, mi? Tabii ki. Yani bu şu andaki sektör kriz. Bir sene bundan önceki demir 2000 olan demir şu anda 4000. Evet. Yani bir torba çimento 8000, 16000 olmuş. Yani bu tür şeylerde biz de öz kaynaklarımızı kullanarak insanların inşaatlarını... Ama ne kadar güzel bu dönemlerde bile hala vazgeçmemek, mücadele etmek. Çünkü bizim buna ülke olarak ihtiyacımız tabii var. Tabii ki, tabii ki. Bunu birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Eyvallah. Bunu ne gerekiyorsa zaten o yönden devletimizin yanındayız. Ne bizi ne euro sarsabilir ne evet. De dolar sarsabilir. Kesinlikle. Biz el ele verdikten sonra bizim yıkamayacağımız hiçbir şey yok. Eyvallah. Bizim genimizde bu var çünkü. Tabii ki. Yıkamamak değil. Şuna tekrar dönmek istiyorum röportajımıza. Çok severek yapıyorsunuz işinizi. Hı-hı. Bence başarınızın en büyük sırrı bu. Evet. Hani o amatör ruhu kaybetmemişsiniz. Çok teşekkür ederim. O ilk girdiğiniz anı düşünün bu sektöre. Evet. O çekirdekten yetiştik. Tabii ki. Kaybetmemişsiniz. İnşaatta çalıştık. Yani ustalık yaptık. Çıraklık yaptık. Bu şeye geldik. Evet. Ve bölgeye ciddi yatırımlar da yapmışsınız. Yani evet siz bunu paylaşmak yaptık. İstemediniz ama ben bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Yani bölgede okul olsun, cami olsun, bir taziye evi. Ya bunları da burada yapmışsınız. Ne kadar güzel ama. Evet. Beysin halkı da çok şanslı. Siz Eyvallah. De çok şanslısınız. Çok teşekkür ederim. Yani bu konuda da ayrıca bir parantez açmak istedim buna. Hı-hı. Peki projelerinizi sadece Besni bölgesinde mi yapıyorsunuz? Şu anda şu ana kadar Besni bölgesinde yaptık. İnşallah dışarıya da açılmak isteriz yani. Ama tabii zamanla yani. Zamanla evet. Evet bir de herkes kendi bildiği işi yapmalı. Böyle bir gerçek de var. Aynı. Sektörde. Tabii ki. Aynı. Çünkü yani bu işi sadece bir ticari amaçlı düşünenler de oluyor. Bu sefer tüketici mağdur oluyor tabii aslında. Tabii ki. Ya biz gördük yani onları da gördük. Yapıp kaçanı da gördük. Milletin paralarını alıp gidenleri de gördük. Bu konuda yani hassasız. Yani biz nasıl ki biz kendimiz alın terimizle bu seviyeye geldik. Biz hiç kimsenin de bir lirasının bir kuruşunun da kimsenin cebinden çalınmasına karşıyız yani. Hani gece yattığımız zaman rahat yatmak tabii ki, lazım. Tabii ki. Huzurlu yatmamız lazım. Mesela ben hissediyorum ki siz o binalarınızın önünden geçerken dedik ya 500 daire teslim ettik. Orada bir ışığın yanması, bir ailenin yaşıyor olduğunu bilmek çok farklı bir gurur veriyordur size. Tabii ki. Ya bu parayla pulla ölçülebilecek bir haz ve değer değil. Tabii ki. Yani mesela o insanlar da mesela biz yardımcı olmuşuz, parası olmamış, eksik olmuş, idare etmişiz belli bir zamana kadar. Evet. Onun için o insanlar da bize senin sayende ev sahibi oldum. Çok teşekkür ederim. Evet. Allah birini bin etsin gibi şeylerde çok, de bize... Bunu duymak o kadar farklı. Huzur verici. Çok manevi bir huzur bu. Evet, huzur evet. Verici. Peki dönersek bir geçmişe. Yavaş yavaş da röportajımızı sonuna gelmek istiyorum. Hedeflere ulaşabildiniz mi? İstediğiniz noktada çok şükür. Vardık. 2013 yılından beri, yani inşaat ustasıyken müteahhit olduk. Çok şükür bugüne kadar şu anda da 50-60 tane personelimiz var. Yani eleman çekirdek dediğimiz aile. Onun üzerinde de daha dışarıdan gelen taşeronlarımız. Bundan 1,5 sene önce 100 kişiye yakın çalışanım vardı. Bu krizle alakalı. Şu anda 60 kişi. Bunu yükseltmek isterim. Arazilerim var. 1000 dönüm üzerinde arazim var. O arazilerde çalışan şu anda 20 kişiye yakın çalışanım var. Yani güzel. Bu istihdam sayısını artırmak istiyorsunuz. Tabii ki, tabii. Çalışanlara vesili, ekmek. O pastadan herkes payına düşeni alsın. Herkes aynı payını alması. Modern tarım, yani elimden geldiği kadar burada mesela bu ilçemizde bulunan en iyi modern tarım yapmak istiyorum ve yapıyorum da elimden geldiği kadar. Ya üretime ihtiyacımız var. Buradan bir gençlere tavsiyeniz var mı? Tabii ki. Gençlerimiz mesela köyleri bırakıyor gidiyor. Yani köylerinde kalıp kendi işlerini kurmaları lazım. Mesela kendilerine ne iş sunulabilir? Ben olarak mesela ben şu andaki hayvan biz ete ithal ediyoruz. Evet. Yani devletimiz de bu insanlara, genç çiftçilerimize destek veriyor. Evet, destek yani, var evet, yani teşvik tabii de var. Teşvik var, destek var. Bunu yapmaları lazım. Yani bunu nasıl yapabilirler? Devletin verdiği kredilerle, devletin verdiği hibe paralarla
çiftlikler kurup, yani illa çiftlik trilyonlarla paraya mal edecekleri gibi bir çiftlik değil. Ya küçük çapta küçük, başlanır evet, bir, evet, bismillah evet. denir bir yola çıkılır. Tabii ki, tabii ki. Sonra gerisi gelir aynen, zaten. Aynen, aynen. Mesela 20 taneyle, 10 taneyle başlar ve biz gördük yani biz de aynı şekillerde bu şekilde bir tane bina yaptı, iki tane yaptı, üç tane yaptı, beş tane yaptı. Yavaş yavaş yani şu anda mesela 10 tane, 9 tane binayı aynı anda yürütüyoruz. Ha bu belli bir büyük bir külfet mi? Tabii ki. Ama elimizden ne geliyorsa karşı tarafa mahcup olmadan zamanında sözümüzde bulunarak bitirmeye evet. çalışıyoruz. Evet abi bir de jenerasyon farkı da var tabii. Yani tabii bizler de küçük yaşlardayız ama son 2000'den sonraki jenerasyon çok çalışmaya meyilli bir jenerasyon yok aslında. Evet. Ya, bu evet. da bizim için üzücü bir durum evet, oluyor. Evet. Gerçekten. Yani, sizlerin dönemi gibi değil yani. Tabii gençlerimiz biraz alın terinden fazla şey yapmıyor. Evet. Yani cefa çekmeden aynen. sefa sürülmez ha. bir gerçek var aynen. aslında. Aynen. Ama maalesef bunu anlamıyoruz. İşte bunu zamanla anlayacağız. Yani merdivenler bile basamak basamak. Tabii ki, tabii ki. Bunları tabii. birden çıkamayız. Bu mümkün değil. Aynen. Bunu anlamak gerekiyor. Fuarlara katılıyor musunuz bu tabii arada? Tabii ki, katılıyoruz. Fuarlara, orada tabii da çünkü yenilikler öğreniyorsunuz. İnşaat fuarlara, tabii inşaat fuarlarının hemen hemen hepsine katılıyoruz. Antep'te, Maraş'ta, Adana'da, İstanbul'da, Ankara'da, Adıyaman'da her yıl yapılıyor. Biz de stand yeri geliyor, stand açıyoruz. Evet. İşte sürekli oradasınız, aynen. sürekli mücadele, sürekli aynen. koşturmaca. Aynen. Aynen. Tabii hedefte hiç bitmeyecek. Hedef biterse biz de biteriz. Aynen. Aynen. Evet, bu röportajı yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum. Son sözlerinizi alalım artık. Buraya gelen misafirlerinize, Besni'ye, Adıyaman'a, ya aslında Edirne'den Kars'a neler aktarmak istersiniz? Besni olarak biz meşhur olan üzümlerimiz var burada. Pestillerimiz var. Biz ikram ediyoruz zaten. Son zamanlarda da fidan dikiyoruz. Yani badem. Bademcilik meşhur bir şeye döndü. Karlı bir işe döndü. Ve her uyum da sağlıyor bu ağaçlar. Dikiliyor. Besni halkı sevecen, misafirperver. Kesinlikle. Bunu biz yaşayarak gördük. Çok buraya teşekkür geldik. Ederiz. Yani her konuda çok yardımcı oldunuz. Ayrıca ekibimiz adına sizlere teşekkür etmek çok istiyorum. Çok sağ olun, teşekkür evet, ederim. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize teşekkürler. Hatırlatalım. Çok ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.